O değil de ne yedik be? Yalnız çok iyi yedik ha. En sevdiğin yemek neredeydi? Peki en sevdiğin yemek neredeydi? En sevdiğin yemek neredeydi? Pardon da böyle video başlangıcı olmaz. İsterseniz hikayeyi baştan izleyelim. Günaydın dostlar. Bugün çok farklı bir videoyla karşınızdayım. 10-13 Ağustos tarihleri arasında bir gezi düzenlemiştim. Şimdi o gezinin başlangıcındayız. Güzel, eğlenceli bir gezi olacağını düşünüyorum. Biz şimdi Gölyazı'ya doğru yola çıkıyoruz. Yolculuğumuzun ilk durağı olan Gölyazı'ya geldik. Şimdi çıkış yapıyoruz. Bir seyir tepesi var burada. Oradan manzaraya bir bakalım. Ve ardından bir dördüncü arkadaş katılacak. Onunla birlikte Karacabey Longozu'na doğru seyir alacağız. Burası tabi hafta içi olduğu için ve sabah olduğu için oldukça sakin. Hafta sonu buraya araç girişi de yasak zaten. Şimdilik tadını çıkarttık. Simit çay kahvaltımızı yaptık. Ve tekrardan yola koyuluyoruz. Seyir tepemizi de gördük. Manzaramızı izledik. Şimdi aşağı inelim. Ve ana yola doğru devam edelim. Dördüncü motor da katıldı bize ve şimdi Karacabey Longozu'na doğru benzinlik molası vermemiz gerekiyor. Onun ardından Karacabey'e girmeden ilerleyeceğiz inşallah. Benim yaptığım bir yolculukta tabii ki sürekli ana yoldan gitmemizi kimse beklemiyordur. O yüzden köy yollarından ilerliyoruz. Hem de sakin manzarayı izleye izleye gidiyoruz ana yolda. Kamyon tır izlemekten yorulmuştuk açıkçası. Böylesi daha güzel diye düşünüyorum. Şu an arkadaşlar önden gidiyorlar. En önde bir tane yeni Tenere var. Rallisinden çok güzel bir motor maşallah. Arkasında 300'lük bir CS var, BMW. Arkasında bir tane 750'lik CS var. Ve en arkada ben varım ve burada oynayan camım var. Onu sabitleyeceğim bir yerde. Ama yanıma 13 anahtar almamışım. Onu halledeceğiz. 2 BMW, 2 Yamaha gidiyoruz. Uyumlu bir sürüşle başladık. Gayet güzel gidiyor. Bu Boğaz yolu da her zaman olduğu gibi bayağı rüzgarlı. Şimdi buralara tanır çıkartmaya devam. Karacabey Longozu'na geldik. Burada kum geçişleri oldukça fazla. Zemin birazcık bozuk. Buralara su da bastığı için. Bir de geçen sene benim başıma geldi gibi hayvan çok çıkabiliyor. O yüzden sakin sürmekte fayda var. Sanırım buradaydı hayvana çarpıyordum. Evet, tam da burasıydı. Bu bakış hiç hoş değil. Bir soluklanalım.
Şimdi Longoz'dan ayrılıyoruz. Arkadaşlar biraz ilerledi. Burada Recep İvedik filminde kullanılan Afrika evleri var. Bu bölge bayağı kumlu bir yoldan oluşuyor. O yüzden dikkat. Buradan sağa Gözlem Kulesi'ne gidiyor fakat yol oldukça kumlu. Orayı tercih etmedik o yüzden. Bir benzinlik molası vermiştik. Şimdi son 40 kilometremizi sürüp Bandırma'daki otelimize yerleşeceğiz. Burada biraz dinlendik. Zaten ağır ağır gidiyoruz. 2 BMW, 2 Yamaha. En küçük motor benimkisi her zaman olduğu gibi. Güzel, eğlenceli bir yolculuk oluyor şimdiye kadar. İlk gün bir arkadaşımız yorulduğu için, Mücahit yorulduğu için artık daha fazla uzatmayacağız. O uzun yoldan geldi çünkü şimdi günü sonlandırmaya çalışacağız. Tam 44 kilometrelik bir mesafemiz var. Bandırma'ya geldik. Şansımıza yani gölgeli fakat yağışsız bir havada geziyoruz bugün. Bundan çok mutluyuz. Gerçekten efsane bir tarih seçmişim. Bu kadar sıcak bir mevsimde, bir yaz ayında, yaz mevsiminde en serin günlerde geziyoruz gerçekten. Şimdi otelimize yerleşeceğiz ve sonrasında yemek için dışarıya çıkacağız. Ve ikinci gün başlıyor. Otelimiz. Ben. Motorlarımız. Her şey hazır. Kirazlı Manastırı'na doğru Kapıdağ Yarımadası'na gidiyoruz. Yarımada'yı ortadan bölen yoldan ilerleyeceğiz. Sonrasında ise etrafındaki virajlara dönmeye çalışacağız. Bir sorun var. İnşallah ciddi bir şey değildir. Plakalık mı kırıldı? Reklamlar bitti ha? Geçmiş olsun. Yürüyorum. Pati yapıyor bak. Öf. Eyvah, yolumuzu kestiler. Merhaba.
Arkadaşımız geldi. Sakin sakin. Tabii ki insanımız yine doğayı müthiş sevgisiyle çöplerle bezemiş. Bu sevgi gerçekten gözlerimi yaşartıyor benim. Biraz uzun göl molamız bitti. Şimdi manastır molası için tekrar yola çıkıyoruz. Şeyler şimdi onu bölüştüreceğim herkese. Yok şeyden. Çok seyrediyor. Ha, sert. Sert seven erkek. Gelsin erkek kaldı. Oo. Ben ayılardan böyle korkmazdım. Kirazlı Manastırı'ndan ayrıldık. Şimdi Ballıpınar Köyü'ne doğru orman yolundan aşağıya ineceğiz. Orada yine bir çay molası vereceğiz tabii ki. Saat 12.50. Bakalım kaçta varacağız. Ekibimiz yırmağa gitmeden güzel bir su geçişi yaptık. Gayet başarılıydı herkes. Ballıpınar Köyü'ne geldik. Şimdi burada yine bir çay molası vereceğiz. Bu bölgede çok güzel tarım da yapılıyor. Çok güzel kamp da yapılıyor. Deniz o kadar güzel değil ama yine de denize de giriliyor. Çok güzel kırmızı soğanlar var. Biz de yemeğimizin yanında. Üzerinize afiyet, bolca yedik. Şimdi artık vakit virajlara dönme vakti. Pegleri
parçalaya parçalaya döneceğiz diyormuşum ama daha sakin süreriz gibi geliyor bana. Çünkü yol ne kadar virajlı olsa da asfalt o kadar kaliteli değil. Şu traktörü hızlıca geçebilmek umuduyla diyorum. Yine Bandırma civarındayız. Yolun kalan kısmını tamamlamaya çalışıyoruz. Virajlarımızı döndük. Şimdi artık termal otelimize doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Aslında biraz mesafemiz var. 180 km civarı bir mesafe var. Ancak bizim için sürülemeyecek bir mesafe değil. Biraz ağırdan aldık günü ama acelemiz de yoktu zaten. Güneşe karşı günü batırmaya gidiyoruz. Artık otelimize son 10 kilometremiz kaldı. Böyle iç yolda bir termal otele gelecektik. Biga Çan arasında bir yerde kalıyoruz. Biraz geçe kaldık ama inşallah bu saate kalmamızın karşılığını alabileceğiz. Şimdi biz günü sonlandıralım. Yarın Kaz Dağları'na doğru devam edeceğiz. Bugünlük oldukça maceralı bir gün oldu. Farklı farklı yollarda sürdük. Virajlı yollarda, düz yollarda bir sürü farklı güzergahta sürdük. Oldukça da eğlendik aslında. Şimdi artık günü sonlandıralım. Yorulduk çünkü. Yemeğimizi yiyelim, duşumuzu alalım ve yatalım modundayız. O yüzden hadi yarın devam edelim. Yeni günde termal otelimizden ayrılıyoruz. Herkes hazırlandı. Saat 10'a geliyor. Biraz ağır hareket ettik. Şimdi Edremit'e doğru yola çıkacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi gidelim o zaman. Şimdi yolculuk vakti. Düşündüğümüzden yani güzel bir yermiş. Ben beğendim burayı ya. Artık Edremit'e 10 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Bu dağ yolu gerçekten mükemmel bir yoldu. Düşündüğümden çok daha kaliteli bir yol olmuş. Şimdi bir yemek molası vereceğiz. Çünkü Kaz Dağları'na çıkarken tekrar yemekle uğraşmak istemiyoruz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra biraz off-road maceramız olacak. O zaman hadi biz şimdi şu 10 kilometreyi, pardon 9.3 kilometreyi bitirip soframıza oturalım. Çok güzel bir yemeğimizi yedik. Vallahi herkes çok memnun kaldı. Ben de tekrar mest oldum aynı restorana geldiğimiz için. Şimdi Kaz Dağı'na doğru çıkmaya çalışacağız ama kapalı olabilir, mangal yapılamaz tarzında çeşitli ibareler var. Hangisi olacak beraber göreceğiz. Eğer Milli Park'a girmemize, Sarıkız bölgesine çıkmamıza müsaade etmezlerse
Biz de yeni bir plan yapacağız ona göre. Şimdilik durum bu şekildedir. Kaz Dağları'na çıkıyoruz. Milli Park girişinden sonra sadece 10 kilometre gitmemize müsaade ediyorlarmış. Devamı için bir ricada bulunacağız ama Sarıkız'a kadar çıkmamıza müsaade edecekler mi? Pek emin değilim. İlle de yok, ille de yok diyorlar. Bakalım jandarmacığımız bize bir tur atmaya müsaade edecek mi? İyi misin? Nasıl? Sen geçeceksin diye kenara kaçayım. Yo, ben çekim yapıyordum. Sanırım buradan öteye gidemiyoruz. Evet. Yine orman yangınlarıyla mücadele amaçlı yapılan bir hareket. Kaz Dağları'na giremesek de çayımızı, çekirdeğimizi yedik. Yani zirveye çıkamadık, dağlara girdik de birazcık. Çayımızı, çekirdeğimizi yedik dediğim gibi şimdi hafiften inişimizi yapıyoruz. Saat 5:40 geçiyor. Normalde 5'te kapanıyordu ama girişte bununla ilgili bir bilgi vermediler. Belki artık öyle değildir zaten. Zirveye kadar da çıkılmadığı için. Şimdi kamp alanımıza gidip istirahatimizi yapacağız ve 3. günü yağıştan sonlandırmaya ve yarın için dönüş yoluna hazırlanacağız. 4. gün bu gezinin son günü olacak. Evet, Milli Park'tan çıktık. İki tekeyle gezince böyle toz, toprak, lastiklerin halinden, vatandaşın halinden anlaşılıyor. Benimle yola çıktığınız için mutlu musunuz? Evet. Toza toprağa biraz boğdum sizi ama. Birazcık. Evet, güzel manzaraların peşinde koşarken bu oluyor. Evet. Fotoğraflarımızı da çektik. Şimdi kamp alanımıza doğru gidip günü sonlandırıyoruz. Estağfurullah. Kolay gelsin, iyi günler. Bekle, bekle, bekle. Abi beklesene ya. Tamam. Dur. Ne oldu?
başladı. Sağ ayak boşa düştü. He. Arabadan dolayı mı oldu? O ondan mı özür diledi? Ha. Gördü herhalde, özür diledi çünkü. Sen iyisin. Yo, bir yerini vurmadın. Bıraktım zaten, bırakıyorum böyle. Tamam, motor tutuyorum ben. Motor tutuyorum bana doğru. Tamam. Dur dur, elimi çekeyim. Şunu kapatalım. Evet, ayağı kapat. Tamam. Bırakıyorum. Sen de. Dur. Tamam, sağ taraf bende abi. Dur, almaz o. Bir şey yap, kontağı kapatalım bir. Aha. Bir anahtarı çıkartalım. O yüzden brandı. Tekrar açıyorum, yani. Tekrar basıyorum. Bekle bir. Şimdi Mars başa abi, bas. Heh. Abi. Hadi geçmiş olsun. Neler oluyor? Bu bungalovcuklarda neden konaklamıyoruz da tekrar yollara düşüyoruz? Kısa bir aktarım yapayım. Bizi, daha doğrusu beni, 4 kişi geleceğiz dememe rağmen, 4 motor, 4 kişi, 4 adam dememe rağmen 5'li geliyoruz zannetmişler. Çift kişilik yatak verip beraber yatmamızı görmüşler. Bu da bize uymadı pek. Biz de iptal yaptık ve şimdi denize de girmeyi istiyorduk derken, neden böyle yaptın? Şimdi sahilde bir otel tuttuk, oraya gidiyoruz. Yani gün bitmedi. Merhaba Berker Bey. Merhaba. Evet, bugün yolculuğun 4. günü, 3 günü geride bıraktık. Çay mı içeriz? Birer çay içeriz abi. Evet. 4. gün artık dönüşe geçeceğiz. Birkaç tane enlerle ilgili şey sorayım sana. Soru sorayım, sen de sevdiğin yanları söylersen sevinirim. Öncelikle en sevdiğin off-road sürüş neresiydi? Bak, Kaz Dağları'na çıktığımız kısım kesinlikle keyifliydi ama ben daha çok o Yarımada'daki şeye, Manastır'a gittiğimiz kısımda daha çok keyif aldım. Tamam. Yol daha böyle, daha mı calacak dedi? Aynen, senesi daha keyifli gözüküyordu görselleri. Peki en sevdiğin asfalt yol neresiydi? Şey, termal otelden çıktıktan sonra Biga Edremit arası. Hı, şey, dağ yolu. Dağ yolu. Peki en sevdiğin yemek neredeydi? Çam Bahar. Bahar restoran. Edremit. Edremit'teydi. En sevdiğin konaklama hangisiydi? Ha. Üç yerde konaklamış, Bandırma, ama... Termal, bir de Akçay sahil. Ya ben bu akşam kaldığımız yerden de keyif aldım ya. Şeyden, Akçay sahildekinden. Akçay sahil. Kalabilsek muhtemelen. Ortamı çok güzeldi. Kaz Dağları'nda mı? Aynen, ama kısmet değilmiş. Ama buradan da çok keyif aldım. Güzeldi. İyi. Sahile yakın, yürüyebiliyorsun akşam. İyi, güzel. Turla ilgili peki olumsuz bir düşüncen var mı? Yok, ben beklediğimin çok daha üzerinde keyif aldım. Gerek asfalt yollar, gerek off-road çok güzel planlanmış şeydi yani, keyifli turdu. Peki, ayağına sağlık, eline sağlık ben diyorum. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi en gencimiz Mücahit'e geçiyorum. Mücahit, senin en sevdiğin off-road sürüş neresiydi?
iri bir makine kullandığım için off-road sevemedim maalesef. Kum olmayan zeminler güzeldi. Manastır yolu güzeldi. 3 tane off-road vardı, hatırlatayım sana. Bir Longoz'da sürdük, bir Manastır yolunu sürdük. Longoz bir de en sondu. Öyle mi? Orası bayağı kumluydu çünkü. Aynen. Manastır yolu çok güzeldi. Bir de o ilk gündü ya, sonra evet, daha çok alıştın aslında. Evet evet. Ama tamam, yine güzel bir yoldu. Peki en sevdiğin asfalt yol hangisiydi? Neresiydi? Termal Otel'den çıktıktan sonraki yol iyiydi. Sen de oraya da gönderin. O yol hani asfalt kalitesi değil ama hani manzaralardan evet, dolayı mı? Aynen aynen. Peki en sevdiğin yemek neredeydi? Bahar Restoran. Bahar Restoran. Orası peki, favorim oldu yani. Tamam. En sevdiğin konaklama seçeneği hangisiydi? İlk gece iyiydi. Bandırma güzeldi. Gayet rahattık. Gezilecek yerleri vardı. Evet. Güzel yani bir yerdi. Ben. Peki aynen, turla ilgili beğenmediğin, olumsuz bir şey, eklemek istediğin bir şey? Off-road fazlaydı. Fazla mıydı? Kilometre olarak aslında fazla değildi ama işte, zaman aldı. Böyle gerile gerile gittiğin için fazla geliyor. Gibi geliyor. Doğru diyorsun. Motorun spor olduğu gayet güzeldi. Ama hiç motoru düşürmeden yok. Sağ salim. Evet. Yani yerden yüksekliği de çok fazla olmamasına rağmen evet, bir sorun yaşamadın. Yok gibi, çok şükür biz sıkıntı yaşamadık. Güzel. O zaman eline ayağına sağlık diyorum. Ben size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle bir tur planladığınız için. Eyvallah. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim ve Tenere kullanıcısı, Yamaha yol arkadaşım, bazen de oda arkadaşım, İhtiyarlar Kulübü'nün ikinci üyesi, benden sonra ikinci üyesi Gökhan hocama geçiyoruz. Gökhan hocam, senin en sevdiğin offroad neresiydi? Aynı soruları soracağım ama. Manastır yolunu ben de çok beğendim ama Karacabey Longoz'undaki o parkur, önden giderin böyle toş kaldırması, ince kum. Bazı yerlerde kum çıktı karşımıza. Onları yaşamak güzeldi. Orası, oranı da beğendim yani. Oradaki off-road yolunu da beğendim. Manastır'a çıktığımız, Manastır'a geçtiğimiz süre de çok keyifliydi. Bu iki off-road yolları benim hoşuma gitti. Peki en sevdiğin asfalt yol neresiydi? Asfalt yol, Bandırma'dan, otelden çıktıktan sonra bir mola verdik. Ben eczaneye gittim geldim ya orada. Biraz da zamanla evet, yarışım varmış havasıyla. Ha şey, Kapıdağ'da. Kapıdağ'da virajlarda bayağı yattım. Biraz da hız yükselttim. O yol çok keyifli bir yoldu benim için. Orayı dönüşü de öyle. Tek sürdün tabii. Sonra tek, birlikte de sürdük ama sürdüm, sen bir tek sürdün. Evet. Orası çok keyif verdi. Evet. Orada bir ayrıcalığın oldu. Peki en sevdiğin yemek neredeydi? Edremit Bahar Restoran. Net. Kavurma yedim. Tamam. Dana kavurma. Dana kavurma. Zeytinyağlıları harikaydı. Mekan sahibinin tabi seni tanıyor olmasından ve motorculara ilgisi vardı. O bize gayet nazik davrandı. Yemekleri de çok güzeldi. Peki en sevdiğin konaklama neresiydi? Şu kampingde konaklayabilseydik çok güzel. Eminim çok güzel olacaktı. Evet. Nehir kenarında çadırlar falan çok güzel bir ortamı vardı ama konaklama, termalde yaptığımız konaklama ve termal havuz harikaydı. Daha önce de termal havuza girdim ama burası böyle hakikatli güzel bir yerdi. Aquapark'ın olması da çok keyif verdi. Peki, orası, turla ilgili, pardon. Orası gayet güzeldi, orayı çok beğendim. Peki, turla ilgili olumsuz bir düşüncen veya eklemek istediğin bir şey var mı? Ya, olumsuz bir şey söyleyemem açıkçası. Çok şey kattı. Sürüşte, offroad'da, asfaltta, verdiğimiz molalarda konuşup birbirimize fikir verdikçe her yolda sürüşü arttırdık. Ya ben üzerine koydum eminim. Hem tecrübe arttırdık hem yol yaptık. 1000 kilometreyi tamamladım ben. İstanbul'dan gelişte dahil. Çok keyif aldım. Olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Peki teşekkür ediyorum. Eline ayağına sağlık. O zaman başka bir turda veya başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Şöyle bir kapanış videosu alalım. Hepimizi çekiyordur diye umuyorum. Çekiyor. Bakalım çekiyor mu? Bir dakika. Alıyor mu? Alıyor. Görüşmek üzere. Önce şeyi sordum. En Alp sevdiğin hocam, off-road. Evet. En sevdiğin off-road sürüş neresiydi? En sevdiğim off-road sürüş neresiydi? Bence Kaz Dağı en güzeldi. Çünkü zemin daha sertti. Kum geçişi de fazla yoktu. Ve uzundu. Uzun bir tırmanışı vardı. O yüzden orayı ben daha çok sevdim. Kilometresi uzun olduğu için aslında ben orayı daha çok sevdim. Peki en sevdiğin asfalt yol
Asfalt sizin? Yol olarak ben sizden farklı bir yer söyleyeceğim. O Biga'dan sonra olan yol değil de Biga'ya varan Bandırma Biga arasındaki o düz yol akşam serininde havanın da güzel olmasıyla birlikte benim çok hoşuma gitmişti. Hızımızı da en çok artırdığımız yer orasıydı sanırım. Böyle 90-100-110'larda gittik en fazla ama ben en çok orayı beğendim. Hem de gün batımıydı hem de otele yetişmeye çalışıyorduk falan filan. Asfalt da çok kaliteliydi. Ben en çok orayı beğendim. Hani iyi bir yol makinesiyle bazı arkadaşlar arada gazladılar zaten. Ben en çok orayı beğendim asfalt olarak. En beğendiğin yemek nereliydi? Onu artık tartışmaya açık değil. Ben de Edremit. Bandırma'dakini sıcak yakalasak, daha çok seçenek yakalasak daha güzel şeyler bulacaktık diye düşünüyorum ama Edremit Bahar Restoran favorimiz oldu. Peki bu yaptığımız turda senin düzenlediğin ilk iki teke tur birde en sevdiğin, en hoşuna giden şey ve olumsuzluk yaratan, keşke olmasaydı dediğin iki şey neydi? En hoşuma giden şey genel olarak herkesin uyumlu olması, kimsenin tabiri caizse yolda apaçlık yapmaya kalkışmaması, grup sürüşünün dinamiklerine herkes uyması, iletişimin güzel olması. Yani bir sorun yaşamadık grup olarak, o hoştu. Bazen memeciler ayrımcılık yaptılar ama hoşuma gitmeyen bir şey şu olabilir, kampingdeki yanlış anlaşılmadan dolayı bir güzel bir konaklamayı kaçırdık aslında. Onu daha iyi ayarlayabildik. Bir de kamping ararken yanlış bir yola girdim. O benim için gerçek bir mücadele oldu. Onun haricinde bir sorun yaşamadık şimdiye kadar. Şimdi sağ salim evlerimize varacağız inşallah. Güzel bir tur oldu. Tekrardan herkesin eline ayağına sağlık diyorum. Görüşürüz. Artık dönüşe geçtik. Biraz geçe kaldık ama son gün dinlendik, ağır hareket ettik ve şimdi Bursa'ya doğru devam edeceğiz. Mücahit buradan aşağıya Turgutlu'ya doğru döndü. Biz 3 motosiklet devam ediyoruz ve Bursa'da ikimiz kalacağız. Bir kişi de Gökhan'da. İstanbul'a devam edecek bugün için. Bolca yol, az offroad, sıfır offroad ve inşallah sağ salim varış var. Hadi bakalım, biz neler bekliyor bakalım. İnşallah macera azalmıştır artık çünkü 4. gün olduğu için yorgunluk birikti birazcık. O yüzden yol yapmak istiyoruz sadece. Susurluğa geldik. 86 kilometredir molasız sürüyoruz. Bu yolculukta hiç böyle bir şey yapmamıştık. Feci de bir rüzgar olduğu için bizi bayağı hırpaladı açıkçası. Sanırım bu tost bize iyi gelecek. Son 30 kilometre bittik. Saat 7.30 oldu. Yarım litre benzinim kalı, anca bir yer bulabildim ve depoyu fulledik. Şimdi sağ salim varma sırası bizde inşallah. Yorulduk mu? Yorulduk. Eğlendik mi? Çok. Güzel yerler gördük mü? Hayli. Yemeklerimiz iyi miydi? Muhteşemdi. Tabii en güzel yolculuk her zaman söylediğimiz gibi eve sağ salim varılan. Şimdi onu da tamamlarsak bizden iyisi yok vallahi. Haydi bakalım. Ben şimdi tek başıma başladım bu yolculuğu. Yine tek başıma. Gün batımının tersine sürerek tamamlıyorum inşallah. Zaten bütün yolculuklar yalnız başlayıp yalnız biter. Yoldayken arkadaşlık edenlere her zaman selam olsun diyorum. Güzel bir seyahat oldu 4 gündür. Bayağı eğlendik açıkçası. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatta bir sonraki yolculukta belki de görüşmek üzere. Çünkü ya bu ayın sonunda ya da Eylül ayının ilk haftası belki yine 4 veya 5 günlük ya da belki 6 günlük bir rota üzerinde çalışıyorum.
belki ona katılmak isterseniz, katılan arkadaşlara da yolculuğun nasıl geçtiğini veya bu videoyu izlerseniz sizin yorumlarınız da muhakkak oluşmuştur. Onlara da sorabilirsiniz diyecektim. Şimdilik bu kadar. Artık gerçekten bir sonraki videoda görüşmek üzere.